Bugün ekşi maya yapacağım sizlere. Evde ekmek yapmak için doğal maya nasıl yapılır? Onu aşama aşama göstereceğim. Çok kolaydır. Birazcık sabırlı olmanız lazım. Hazırlayacağım mayanın tam oluşması için bir hafta gerekli. Bunun için bir bardak içme suyumu kavanozuma boşaltıyorum. Bir kase köy unu. Artık her yerde satılıyor. Köy ununu kavanozumun içine döküyorum. Dikkat etmeniz gereken suyla unu iyice çırpacaksınız. Bir de suyunuz oda sıcaklığında, mutfak sıcaklığında olsun. Un ve su. Başka hiçbir şey yok. Ama unumuz kepekli un yani. Değirmen unu. Hayalneciğim sana ev ekmeği yapacağım. Ekşi maya yapıyorum. Hani varlık yani mayası. Evet. Kıdır ellerinde yapmıştık. O mayanın devamı olacak bu. Suyla unu iyice akışkan bir kıvama getirdim. Kepekli un olduğu için daha ilk aşamada üstünde nokta nokta gözenekler oluşmaya başladı. Eğer siz kepekli un bulamazsanız bu ikinci, üçüncü gün başlar. Bunu mutfağımda bir yere koyuyorum. Bir kiloluk kavanoz. Bu yarım kiloluk kavanozlarda. Birinci günden sonra, şimdi birinci ertesi gün. Evet, ertesi gün. Şimdi mayamı bayağı köpürmüş. Şimdi mayamın yarısını bir kaseye boşaltıyorum. Tekrar çay bardağı unumu, bu un normal un, ekmeklik ikinci nevi diye satılan un. Üstüne tekrar aynı bardağımla yine oda sıcaklığında döküyorum. Su. Su. Yine aynı şekilde köpürteceğim. Bunu karıştırıyoruz ama ayırmış olduğumuz mayamızı içine bir yumurta kırıyorum. Birazcık un koyuyorum. Akıtma olarak yağsız tavada durağa akıtma yapıyorum. Böylece hiçbir şey boşa gitmemiş oluyor. Kaç gün böyle aynı işlem devam edecek? Şimdi bu 6 günde veya 7 günde veya 5 günde olur. Şimdi kullandığınız unun eğer kepeği fazlaysa, kabarma ve taze unsa daha şey olur. 5 günde de olabilir. Birinci günü yaptık, ikinci günü yaptık, şimdi üçüncü günü. Yine kavanozumdan yarısını döktüm kaseye. Aynı şekilde. Bugün dördüncü gün oluyor. Tekrar. Her gün bu işlem mi? Evet. Ve artık mayamız kokmaya, o ekşi mayanın kokusunu duymaya başladı. Dördüncü gün, beşinci gün ve altıncı gün bugün. Artık mayam oldu, üstü kabardı, göz göz oldu ve kavanozumdan taşıyacak. Şimdi bununla ekmek mayalayacağım ben. Evet, ekşi mayamız da hazır. Evet, ekşi mayamız bakın köpük köpük oldu. Gelişti. Yarısını döküyorum. Hamurunu yoğururken tuzunu unun üstüne atın. Mayanın üstüne sakın tuz atmayın. Mayayı keser derler tuz. Ekşi mayamız yarısını kullandım. Yarısını komşularınıza verebilirsiniz. Bununla komşularınız ekmek yapabilir. Yarısını tekrar maya olarak çoğaltabilirsiniz. Ben tekrar bunu üretmeyi düşünüyorum. İlk yapanlar için ve başarısız olduğum diyenler için küçük püf noktaları var. Yoğurdunuzun sarı suyunu bir çay bardağı sayı suyunu ilave edebilirsiniz ilk yapılışta. Veya 8-10 tane kuru üzüm suda ıslatırsınız, bir su bardağı suda ıslatırsanız biraz ılık suda onunla ilk mayayı tutarsınız. Dördüncü gün bir süzgeçten süzün, üzümleri atın,
o da çok çabuk tutturulur. Yani bazı üyelerim bana tutturamadım diye ileti atıyorlar. Onlar için böyle ufak tefek küçük püf noktaları vardır. Soğan, yoğurtun sarı suyu ve üzüm birebirdir. Yazın olursa yeşil üzümü sıkıp, tatlı üzümü sıkıp koyabilirsiniz, yaş üzümü. Kışın olursa kuru üzümü ıslatarak. Bu afiyet olsun.